Kahramanmaraş'ta yaptık. Antakya'da yaptık, Defne'de, Altınözü'nde. Bugün yine arkadaşlarımız bir takım ahşap evleri oraya teslim etmeye gittiler. Bununla birlikte bebek bakım yerleri, tırlarca hijyen malzemesi, çadır, konteyner, yani daha çok çok yardımları oraya ulaştırdık. Biz organize sanayi bölgesi olarak aynı zamanda ilk günün akşamı 30'a yakın arkadaşımızı GEPKİN'den de arama kurtarma çalışma faaliyetleri için yolladık. İtfaiyemizden 5 arkadaş, sağlık memuru, bu arkadaşlarımızı da yolladık. Organize sanayi bölgemizin bu anlamda kullanabileceği araçları da yolladık. Şunu söyleyebilirim, deprem bölgesindeki her ihtiyaca bir şekilde, yani suyundan tutun ilacına kadar, barınmasından tutun, efendime söyleyeyim, yani çocuk bakımına kadar her türlü desteği verdik ve vermeye de inşallah devam edeceğiz. Ama dediğim gibi mutlaka bundan ders çıkarıp Rabbim bir daha da inşallah böyle bir felaket göstermesin. Tekrar tekrar halkımıza geçmiş olsun. Kaybettiğimiz değerlere de, İnsanlarımıza da başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Bana göre o bölge tekrar canlanacak. 99'dan bahsettiniz. 99 yılından baktığınız zaman Kocaeli bölgesinde bir bilemediniz iki tane organize sanayi bölgesi vardı. Bugün Kocaeli bölgesinde 14 tane organize sanayi bölgesi var. Bir tane serbest bölge var. Yani 99'dan bugüne baktığımız zaman Kocaeli bölgesinde deprem bölgesi olmasına rağmen ciddi bir büyüme sağlanmış. Burada morallerimizin yerinde olması lazım. Bu çok 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 önemli. Biz şirket olarak ve GEPKİM olarak özellikle bunun üzerinde çok duruyoruz. GEPKİM olarak şu anda oranın tekrar canlanması adına kadınlara dönelik, çocuklara dönelik, insanların yani sosyal hayatlarını başlatacak bir takım projeler hazırlığı içerisindeyiz ki bunların bir kısmını da başlattık aslında. Depreme dayanıklı sanayi, depreme dayanıklı binalar yapmayı bilmemiz lazım. Örneğin mesela benim Kırıkhan fabrikamda bina ile ilgili hiçbir sorun yok. İnşaatta değil, fay hattı da bize çok yakın geçiyor. Yani birçok sanayi kuruluşumuza bir şey olmadı fay hattında. 99'da da bakarsanız aslında Kocaeli'nin bütün sanayisi yıkılmadı. Maalesef konutlarda daha fazla zarar vardı.